Bu sesin elektronik ortamdaki kaydını veya nota ile gösterimini sunmanız gerekecek. 3 boyutlu bir markayı tescil ettirmek istiyorsanız bunun markanın bütünlüğünü bozmayacak şekilde en fazla 6 farklı açıdan görselini sunmanızı arayacak kurum. Renk markalarında renk kodunun belirtilmesi ve rengin görselinin sunulması gerekecek. Hareket markasını tescil etmek istiyorsanız da bu hareket dizisini bize kuruma göstermeniz gerekecek. Klasik markalar yani şekil markalarında veya kelime markalarında ise eski oranla herhangi bir değişiklik yapılmadı. Orada yine aynı uygulama devam etmektedir. Genel hatlarıyla belirtildi. Mutlak red nedenlerinde değişiklikler getirdik. Buna göre uygulamada da olan aslında doktrinde ve yargı kararlarında da tartışılan soyut ve somut ayırt ediciliği ki hocamız detaylarına girdi. Bu kanun kapsamını almış olduk ve herhangi bir ayırt ediciliği olmayan işaretlerin tescil edilmeyeceğini kanunda vurguladık. Tescilli coğrafi işaretlerin bir marka içerisinde yer almayacağını da kanunda belirttik. Burada uygulamada henüz karşımıza bir örneği gelmedi ama bildiğim kadarıyla Avrupa Birliği'ndekine benzer bir uygulama olacak. Ve tescilli coğrafi işaretle benzer aynı sınıflarda mal ve hizmetlerde bu başvurular reddedilecek. Birbirinden tamamen ilgisiz sınıflardaysa bu başvuruları kabul edeceğiz diye biliyorum ama dediğim gibi uygulamada henüz daha karşımıza gelmiş bir durum değil. Muvaffakatname getirildi. Niteliğinden hocamız bahsetti. Buradaki amaç hak sahiplerinin birlikte piyasada var olmalarını sağlamaktı. Özellikle aynı holding bünyesinde olan farklı tüzel kişiliğe sahip şirketlerin bu aynı markayı kullanmak istemeleri durumunda sorunla karşılaşmaktaydılar muvaffakatname olmadığı için. Bu konunun detayları da yine yönetmelikte düzenlendi. Buna göre tarafların arasında yapmış olduğu sözleşmeyi kuruma sunmaları gerekmeyecek. Burada aradığımız şey aslında internet sitemizde de konulacak olan muvaffakatname formu. Bu formun doldurulmuş olması ve noter tarafından onaylanmış olması gerekli. Bu formda tarafların kimlik ve iletişim bilgilerinin yer almasını arayacağız. Yine formda muvaffakat verilen marka başvurusunda marka numarasını ve muvaffakat veren tescilli markanın numarasını belirtmeniz gerekecek. Ve hocamızın da çekincesi doğrultusunda aslında yönetmelikle bir hüküm var. Mal ve hizmetlerin hangi mal ve hizmetlere muvaffakat veriyorsanız bu mal ve hizmetlerin de numaralarını belirtmeniz gerekecek. Eğer bu formun içeriğinde bir eksiklik söz konusuysa kurum ilgisine 2 aylık bir süre vermekte. Bu süre içerisinde eksiklik giderilmediği takdirde muvaffakat sunamamışsınız gibi işlemler devam edecek. Muvaffakatın sürede dahil olmak üzere herhangi bir kayıt ve şarta bağlanması söz konusu olmayacak. Bu muvaffakat formunu ne zamana kadar sunabilirsiniz? Eğer alabiliyorsanız başvuruyla birlikte sunma imkanınız var. Eğer bunu başta alamadıysanız en geç itiraz hakkında kurum karar verene kadar bu formu sunmanız bekleniyor. Önceki marka üzerinde inhisari bir lisans söz konusuysa bu lisans sahibinin de yazılı iznini formla beraber iletmeniz gerekecek kuruma. Yine her bir başvurunuz için ayrı ayrı form sunmanız aranmakta. Mutlak red nedenlerinin yanı sıra nispi red nedenlerinde de değişiklikler yaptık. Hocamız da belirtti, tanınmış markalara ilişkin daha önce KYK'da 7i maddesinde yer alan ve Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği nedeni nispi red nedenleri arasında düzenledik. 8.4 maddesinde de yine aynı koruma tanınmış markalara devam etmektedir. Sadece buna haklı bir sebebin varlığı halinde yeni başvuruyu tescil edeceğimiz yönünde bir ibare ekledik ki bu Avrupa Birliği marka tüzüğünün 8. maddesine de uyumlu olmuştur. Zira orada da aynı şekilde haklı bir nedeni olmaksızın ibaresi yer almaktadır. Yine yargı kararlarında benimsenen hocamızın da belirttiği kötü niyette nispi red nedenleri içerisinde açıkça sayılmıştır. Marka sahibinin yasaklayabileceği fiilleri de kanunda genişlettik. Karşılaştırmalı reklam konusunda ticaret kanunundaki haksız rekabet hükümleriyle benzer bir düzenleme getirdik. Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutma ibaresi yerine ise hocamızın da belirttiği gibi işareti taşıyan malın İtalya'da ihraç edilmesi kavramını kullandık.
Bu kavramı getirirken Gümrük Bakanlığı'ndaki uzman arkadaşlarla çalışma imkanımız oldu. Benzer yönde bir değişiklik tecavüz hali sayılan maddede de yapıldı. Ben konunun gerekçesini orada açıklamaya çalışacağım. Hocamız bahsetti, başvuru eserlerinde markanın yer alması durumunda marka sahibine yeni bir hak daha getirildi. Buna göre markayı bu eserden çıkarttırabilecek. Benim burada ekleyeceğim tek şey, bu hak marka sahibine, bu seçim hakkı marka sahibine ait olacak. Kullanıma ilişkin bir değişiklik yapıldı. Malın ithalatı kavramı çıkartıldı. Bunun yerine Türkiye'de ve ciddi biçimde kullanım arandı. Yargı kararlarında da genel olarak benimsenen bir ilkeydi bu ciddi kullanım. Özellikle kullanmama nedeniyle iptallerde dava açılacağını düşünerek yapılan kullanımlar mahkeme tarafından dikkate alınmamaktaydı. Böylece yargı uygulamasına benzer bir uygulamayı da kanuna taşımış olduk. Aynı zamanda kullanımları teşvik etmeye ve daha çok piyasada yaşayan gerçek anlamda ticari değeri olan markalara kanun genel sisteminde yönlendirmeye çalıştık insanları. Bu kapsamda kullanılmayan tescilli markalara yönelik hem yayına itirazlarda hem de hükümsüzlük ve tecavüz davalarında özel düzenlemeler getirdik. Böylece bu kullanılmayan markaların tescil edilmiş olsalar da yeni girişimcilere engel olmamasını sağlamaya çalıştık. Buna göre bir yayınma itiraz söz konusuysa başvuru sahibi itiraz edenin markasını kullanmadığını ya da kullanıp kullanmadığı yönünde bir DPI ileri sürebilecektir. Bunun için markanın 5 yıldan daha uzun süredir tescilli olması aranmakta. Bu niteliği itibariyle bir DPI. Bu kapsamda da bunun getirilmesinin amacı aslında bu yayına itirazların kötüye kullanılmasını engellemek. Yani salt tescilli diye her başvuruya itiraz edilmesinin önüne geçmek kullanılmayan markalarda. Bunun da detaylarını yönetmekte düzenlemeye çalıştık. Bu kapsamda mahkemelerdeki gibi bir dilekçe aşaması, dilekçe teatisi aşaması söz konusu olacak. Bahsettiğim gibi defi niteliğinde bir hak. Bunun için başvuru sahibinin itiraza ilişkin görüşlerini sunarken bu bir aylık süre içerisinde aynı zamanda karşı tarafın markasını kullanmasını da, daha doğrusu kullandığını ispatlamasını da istemesi gerekli. Böyle bir istem söz konusuysa itiraz edene bir aylık bir süre verilecek kullanım ilişkin delillerini sunması için. Bunlar geldikten sonra yine mahkemelerdekine benzer cevaba cevap ve ikinci cevap sürecine benzer birer aylık süreleri olan bir süreç işletilecek. Bu süreçler tamamlandıktan sonra ancak itirazın esası hakkında bir değerlendirme yaparak kurum karar verecek. Gördüğünüz üzere uzun bir prosedür, kapsamlı bir prosedür. Süreçlerin uzatılmaması adına bu noktada bu prosedüre bir istisna getirildi. Buna göre kullanıma ilişkin deliller itiraz eden tarafından en başta itiraz ederken de sunulabilecek. Ancak bu aşamada kurum tarafından incelenmeyecek. Başvuru sahibi bu yönde bir talepte bulunursa, kullanımın ispatını isterse o aşamada bu delilleri inceleyeceğiz. Ve yeterli olduğu kanaatine verilirse biraz önce bahsettiğim o dilekçe aşamasına hiç girmeden doğrudan doğruya işin esası hakkında kurum karar verebilecektir. Böylece süreci ve prosedürü de kısaltmaya ve ortadan kaldırmaya çalıştık. Bahsettiğim gibi kullanılmayan markalara ilişkin hem hükümsüzlük hem de tecavüz davalarında değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda bir marka kullanılmıyorsa daha önce KYK'da 8.1b maddesi nedeniyle açılan hükümsüzlük davalarında davalı, davacının markasını kullanmadığı defini ileri sürebilecek. Bu kapsamda da önce mahkemenin bu defiyi değerlendirmesi ve kullanımı araması gerekli. Eğer markanın kullanımı yoksa davacının bu davası bu gerekçeyle reddedilecek. Bunun için davacı markasının 5 yıldan daha uzun süredir tescilli olması aranmakta. Hükümsüzlük davalarında getirilen tek yenilik bu değil. Bundan sonra hükümsüzlük kararları kesinleştikten sonra mahkemeler tarafından kuruma reysen gönderilecek. Bu konunun önemi aslında getiriliş amacı bu hükümsüzlük kararlarının kurumun sistemine girmesini sağlamak. Çünkü biz bu davalarda taraf değiliz. Taraflar da bunu bize sunmadıkları takdirde sistemde bu markalar canlı gözükmekteydi. Ve bu markalara yani hükümsüz kılınmış olsalar dahi bunlara dayalı olarak yeni başvurular reddedilebilmekteydi. Bu değişiklikle bunun önüne geçmeye çalıştık.
Yine kanunda önemli bir değişiklik olarak hükümsüzlük ve iptal nedenlerinin niteliğine bağlı olarak ayrı ayrı düzenledik. Aslında uygulamada bilinen bir durum var. Biz hükümsüzlük davalarında taraf değiliz. Ancak bazen bize de husumetin yöneltildiği oluyor bu davalarda. Bu konuya açıklık getirmek, uygulamacılara yol göstermek amacıyla da hükümsüzlük davalarında taraf olmadığımızı açıkça kanuna yazdık. Yine yol göstermek amacıyla marka şeklini değiştirecek şekilde hükümsüzlük kararı verilemeyeceğini de kanunda ifade etmiş olduk. Hocamız detaylarına girdi, o yüzden girmiyorum. Hükümsüzlük davalarındaki önemli bir yenilik sessiz kalma yoluyla hak kaybının kanunen tanınmış olması. Zaten yargı uygulamalarıyla da benimsenen bir durumdu. Birlikte piyasada var olduklarına mahkemeler karar verdiğinde diğer marka hükümsüz kılmamaktaydı. Şu anda da sonraki marka 5 yıldır tescilliyse ve önceki marka sahibi buna müdahale etmemişse artık bundan sonra müdahale etme ve markayı hükümsüz kıldırması söz konusu olamayacak. Birçoğumuzun marka vekili olduğunu ya da en azından bu alanla ilgilendiğini tahmin ediyorum. Vekaletname konusunda da kanunda değişiklikler yapıldı. Daha doğrusu yönetmelikte bu temel değişiklikler getirildi. Bildiğiniz üzere önceki dönemde vekilin tescilden ya da başvurudan doğan bir hakkı haktan vazgeçebilmesi için ya da itirazı geri çekebilmesi için veya bu tarz hakkından feragat sonucu doğuracak bir işlemi yapabilmesi için noter onaylı vekaletname sunması gerekmekteydi. Bunun özellikle yurt dışında yaşayan müvekkiller yönünden sorun yarattığı bu prosedürün. Çünkü onlardan noter onaylı vekaletname almanın prosedür anlamında çok zor olduğu kuruma iletildi. Biz de bu sorunu ortadan kaldırmak için noter onaylı vekaletname şartını kaldırdık. Artık bu tarz işlemlerde de vekaletnamenizde açıkça yetki varsa işlemi gerçekleştirebileceksiniz. Vekaletname konusundaki önemli bir diğer yenilik, başvuru aşamasında artık vekaletname sunma zorunluluğu kaldırıldı. Vekilin kendi kimlik bilgilerini ve bu kapsamda sicil numarasını belirtmiş olması kurum için yeterli kabul edilecek. Tüzel kişi vekillerle de ilgili bir düzenleme yapıldı. Buna göre vekil olarak bir tüzel kişi tayin edilmişse vekaletnamede bu tüzel kişinin sadece adı yer alacak. Burada çalışan gerçek kişi vekillerden birinin ismi yer almayacak. Böylece onun bünyesinde çalışan herhangi bir gerçek kişi vekilin rahatlıkla işlem yapabilmesine olanak getirildi. Kurum sistemine de vekil olarak tüzel kişinin kendisi eklenecek. Uyuşmazlıklarda ara buluculuğu teşvik etmeye çalıştık. Bildiğiniz üzere bu alan marka veya diğer fikri mülkiyet hakları ara buluculuğa en uygun alanlardan. Bu kapsamda başta yeme itiraz olmak üzere kurum bir uyuşmazlık çıktığında tarafları uzlaşmaya teşvik edecek. Bu uzlaşmalarda ara buluculuk kanunu hükümleri esas alınacak. Böylece hem daha kısa sürede hem de daha az maliyetli uyuşmazlıkları çözmeyi hedefliyoruz. Yine bu konunun detayları yönetmelikte düzenlendi. Buna göre bu yönde bir talep kuruma iletilirse uzlaşma yönünde kurum işlemlerini 3 ay boyunca erteleyecek. Talep halinde 3 ay daha bu süre uzatılabilecek ve bu süreler boyunca hak düşürücü süreler işlemeyecek. Burada vekiller yönünden önemli bir farklılık var. Böyle bir şey uzlaşma talebi geldiğinde vekil bunu ve arabuluculuğa gitme ile ilgili bilgileri asile derhal bildirmek zorunda. Önemli diyorum çünkü kanunla beraber vekillere disiplin sorumluluğu getirdik ve henüz daha taslak aşamasında, o yüzden detayını veremeyeceğim ama buna yönelik vekillerin disiplin yönetmeliğinde de bir karşılığı, disiplinel anlamda bir yaptırımı söz konusu olacak bunun. O kapsamda önemli olduğunu düşünmekteyim. Koruma sürelerinin yenilenmesi noktasında da bir değişikliğe gidildi. Bir yıl sonra yürürlüğe girecek ancak konunun önemi nedeniyle hak kayıplarına neden olmamak adına dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü daha önce yenilemenin yapılabildiği tarih koruma süresinin sona erdiği ayın son gününe göre hesaplanmaktaydı. Yapılan değişiklikle artık koruma süresinin sona erdiği tarih, örneğin 5 Ocak yenilemenin hesaplanması için kullanılacak. Dediğim gibi bir yıl sonra yürürlüğe girecek bir düzenleme, sadece dikkatinizi çekmek istiyorum. Yukarıda da belirtmiştim, hakkın kapsamıyla tecavüz maddelerinde bir ifade değişikliğine gidildi.
Gümrük bölgesine yerleştirmek, gümrükçü onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutmak ibareleri metinden çıkartıldı. Tecavüz kapsamından da bunlar çıkartıldı. Bunların yerine ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek veya bu ürüne dair bir sözleşme yapma teklifinde bulunmak ifadeleri getirildi. Bu değişikliği yaparken Gümrük Bakanlığı'ndaki uzman arkadaşlarla çalışma imkanımız oldu. Bu kavram üzerinde, yani gümrükçü onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi olmak ifadesini onlara sorduğumuzda Gümrük Kanunu'nda yer alan 3. maddenin 14. bendine karşılığını bulduğunu söylediler. Ancak bunun çok geniş bir ifade olduğunu, neredeyse gümrükteki bütün işlemlerin bu kapsama girdiğini, hakkın kapsamında da bu nedenle bir belirsizliğe yol açtığını gördük. Bize de onlar bu yönde ilettiler konuyu. Onların da fikirlerini almak doğrultusunda ithal işlemine tabi tutmak ibaresini kullandık ki bu hem sınırları daha belli hem de hakkın kapsamını daha doğru tanımlayabilecek bir ibare oldu. En azından o kanıdayız. Ceza maddesinde de yine bir değişikliğe gidildi. Markadaki ceza koruması devam etmekte. Sadece suçlu sayılan kişiler arasına İtalya'da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişilerle ikinci fıkraya da lisans veren kişiler eklendi. Böylece ceza korumasının kapsamını genişlettiğimizi söyleyebilirim. Ve yine bu kapsamda hakkın kapsamıyla ceza maddesinin kapsamı uyumlaştırılmış oldu. Hocamız da temel olarak bahsetti. Kullanılmayan markaların iptali konusunda bir değişiklik getirildi. Şu an için bildiğiniz üzere kullanılmayan markaları mahkemeler iptal etmekte. İlerleyen süreçte, yani bundan 7 yıl sonra yürürlüğe girecek bir maddemiz var. Ve buna göre artık iptal yetkisini, yani bundan 7 yıl sonra iptal yetkisini kurum kendi yapmaya başlayacak, kendi kullanacak. 7 yıl sonra yürürlüğe gireceği için henüz detaylarından bahsetmiyorum. Ancak şunu söyleyebilirim bu konuda. Diğer iptal halleri konusunda da yetki kuruma geçecek 7 yıl sonra. Bu Avrupa Birliği direktifine ve tüzüğüne de uygun oldu. Çünkü orada da üye devletlere 7 yıl sonra ya da 7 yıl içerisinde bu yetkiyi ofislere devretme yükümlülüğü getirilmişti. Buna bağlı olarak biz de paralel bir düzenlemeyi kendi mevzuatımıza almış olduk. Benim marka hakkında ya da marka kitabındaki değişikliklerden özetleyeceğim temel ana başlıklar bunlar. Ve kurumun uygulamasını ya da amaçlarını da yine bu şekilde özetleyebiliriz. Sorular gelirse bu noktada genişletmeye de çalışırım. Yargılama konusunda da yenilikler yapıldı. Kısaca o başlıklardan bahsetmek istiyorum. Yalnız bunlar ortak hükümlerde düzenlendiği için sadece marka hakkına ilişkin değişiklik veya yenilikler değil. Bunlar aynı zamanda diğer patent, tasarım gibi sınai mülkiyet haklarını da kapsayan değişiklikler. Bunlardan ilki, belki de en önemlisi, tazminat hesaplama yönteminin değiştirilmesi oldu. Buna göre önceki mevzuatta yer alan ve hesaplanan tazminattan indirim öngören hükümler bu kanun kapsamına alınmadı. Yine yeni kanuna ihlalin nitelik ve boyutu ibaresi eklendi. Böylece daha ağır ihlallerde daha yüksek tazminatlara hükmedilmesi vurgulanmaya çalışıldı. Önemli bir değişiklik yoksun kalınan kazanç hesaplama yönteminde yapıldı. Daha önceki mevzuatta bildiğiniz üzere karşı tarafın, yani davalının, bu marka hakkını kullanmakla elde ettiği kazanç üzerinden tazminat talep edilebilmekteydi. Yeni değişiklikle beraber artık tecavüz edenin net kazancı üzerinden hesaplama yapılabilecek. Diğer bir ifadeyle bu hakkı kullanmakla ibaresi metinden çıkartıldı. Yani bu hakla gelir arasındaki bağlantıya bakılmayacak ve net kazanç üzerinden tazminat talep edebileceksiniz. Böylece hem gerçek zararın ve bütün zararın tazmin edilmesi hedeflendi, hem de daha yüksek tazminatlara karar verilmesinin önü açıldı. Yine bu değişiklik Türk Ticaret Kanunu'ndaki haksız rekabet hükümleriyle de uyumlu olmuştur. Zira orada da davalının elde etmesi muhtemel bütün gelirleri davacının talep edebileceği hükmü yer almaktadır. Hukuk işlemler konusunda da yenilik yapıldı. Bildiğiniz üzere daha önce sınai mülkiyet hakkının ve bu kapsamda marka hakkının devredilebilmesi için
adi yazılı bir sözleşme yapılmış olması yeterliydi. Ancak bunun uygulamada sorunlar yarattığı kuruma iletildi. Özellikle kötü niyetli kişilerin eski tarihli sözleşmeler yaparak, muvazalı sözleşmeler yaparak hak sahibinde belirsizliklere, bu kapsamda davada muhatap tespitine sorunlar yaşattığı iletildi. Bunu ortadan kaldırmak amacıyla devir sözleşmelerinin geçerliliği noter tarafından onaylanmış şekilde yapılmış olmaya bağlandı. Böylece bu kötü el kullanımlarının önüne geçmeye bir nebze de olsa çalıştık. Hak sahibinde bir belirlilik yaratmaya ve davalar